YKS sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavında AYT sayısalda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir birinci, Kaya Karakaya Fen Lisesi'nden Muhammed Talha Özer ise 8. oldu. Açıklanan Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarına göre AYT sayısal alanında Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden mezun olan Arda Taşdemir birinci oldu. Geçen yılda YKS'ye giren ancak istediği sonuç gelmeyince tercih yapmayan Arda, bu yıl yeniden girdiği sınavda Türkiye birincisi oldu. 18 yaşındaki Arda Taşdemir ve ailesi sonuçların açıklanmasıyla sevince boğuldu. Yaşadığı mutluluğu anlatan Arda Taşdemir, zorlu bir süreç atlattığını belirterek bu sonucun kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyledi. Ya aslında bu sonuç da benim için biraz sürpriz oldu. O yüzden aslında şu an hem heyecanlıyım hem mutluyum hem şaşkınım, öyle yani. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Taşdemir'in hayali ise İstanbul Teknik Üniversitesi. Bir öncelikle girdikleri sınavları iyi analiz etsinler, eksiklerinin üstüne gitsinler dediğim gibi ve psikolojilerini olabildiğince sağlam tutmaya çalışsınlar bu sınav süreci boyunca, onları diyebilirim. Önce üniversiteleri bir araştıracağım, öyle gideceğim ama hep çocukluğumdan beri hayalim aslında İTÜ'ydü ama yine de üniversiteleri iyice araştırıp son kararı öyle vereceğim. Arda'nın anne babası, oğullarının başarısında destek olan herkese teşekkür ederek mutluluklarını paylaştılar. Depremden sonra gittiğimiz Elazığ'da Cemil Meriç Fen Lisesi de kapılarını bize açtı ve Arda için elinden gelen her şeyi yaptılar, esirgemediler. Bu konuda onlara da çok teşekkür ediyorum. Depremin hasarlarını gidermeye çalıştılar. Oradaki rehber öğretmenleri, diğer branş öğretmenleri olsun, hepsi çok yardımcı oldular bize. Bugün ders çalış demedim. Hani ilkokul birinci sınıftan bugüne kadar ona bugün ders çalış demedim. Kendi azmiyle oldu. Çok şaşırdık. Sınav annelerine tavsiyem, yani çocuklarına baskı yapmasınlar, ders çalış demesinler. Kaya Karakaya Fen Lisesi'nde eğitim gören Muhammed Talha Özer de AYT sayısalda Türkiye 8.'si oldu. Başarılı öğrenci Türkçe'de 39 doğru 1 yanlış, sosyal bilimlerde 20 doğru 0 yanlış, temel matematikte 38 doğru 2 yanlış ve fen bilimlerinde 20 doğru 0 yanlış yaparak büyük başarı elde etti.